Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar. Fenerbahçe 2003 yılında Ümit Milli Takım oyuncularını toplayıp genç bir kadro kurup o takıma da lider olarak Pierre Van Hooydonk'u getirip 2 yıl üst üste şampiyon olmuştu. Benzer kadro da aslında şimdi var. Dikkat ederseniz Fenerbahçe'de çok fazla genç ve Türk futbolcu var. Ve bu kadroya lider olarak Luis Suarez seçilmeli demişti e, zamanında ulaş abi tam bir winner Lider Yıldız golcü diye ama maalesef Luis Suarez elden kaçmıştı ki ben ısrarla söyledim Sizler de Hocam ne yapacaksınız o adam ölmüş işte al yok şöyle böyle falan derken Luis Suarez gerçeğiyle hepiniz bir şekilde yüzleşmiştiniz şimdi Edin ko Herkes bana aynı soruyu soruyor Hocam 37 yaşındaki ce ne yapacağız Ceko'nun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptı Fenerbahçe. Duyumu vardı meşhur duyumculardan birinin. Yıllık 4,5 milyon eurodan 2 yıl sözleşme ve imza parası teklif etti. Karar vermek için süre isteyen Ceko'nun menajeri İstanbul'dan ayrılacak diyordu meşhur bir duyumcu. O duyumcu ne diyorsa siz hemen hemen yarı fiyatı düşünün. Yani yıllık 2,5 milyon euro falan düşünün. 2,5 milyon euroluk imza teklifi falan düşünün. Şimdi Sercan Hamzoğlu da diyor ki Fenerbahçe Ceko için resmi teklifini yaptı. Inter Ceko'nun bir yıl daha kalmasını istiyor. Ceko ise iki yıllık sözleşme istiyor diye. Bir artı bir veriyorlar. Hoşuna gitmiyor. Ve Fenerbahçe'nin bak başka birisi de La Gazette de la Sport'ta diyor ki Fenerbahçe Ceko'ya 2 yıllık bir teklif sundu. Yıllık ücret 6 milyon euro şeklinde. 37 yaşında 863 maça çıkmış kariyerinde. Bosna Hersekli oyuncu 387 gol 171 asist yapıyor. Siz ne diyeceksiniz diye. Şimdi e, ben net teklifi biliyorum. Ama bir çay içmem lazım. Sponsorumuz golver.com sponsorluğunda. Fenerbahçe'nin net teklifi bonuslarla birlikte 3 milyon 250 bin euro olacak şekilde. imza parası da bana bana 5.5 denildi ama 3.5 olarak lanse edeyim. Hani 5.5 çok fazla. Biz o kadar vermeyiz. Veremeyiz. Vermeyiz. vereceğimiz de sanmıyorum. Onu belirteyim arkadaşlar. Şimdi Ceko İtalyan basında göre Inter 4 milyon euro, Fenerbahçe 6 milyon euro teklif etmiş. Bir kere Fenerbahçe 6 milyon euroyu hiçbir futbolcuya teklif edemez. Hiçbir futbolcuya. Bugün Neymar hem Fenerbahçe'ye getirme şansı olduğunu yine 6 teklif edemez. Onu belirteyim. Ceko Inter'de kalmak istiyor. 5 milyon euroya çıkarsa kalırım diyormuş. Ya arkadaş bu haber doğru geliyor insanlara ama doğru değil. Bakın 4-5 Bak, 5 isteği doğrudur. Oradan 4 istiyor 5 isteği doğrudur ama yani ee, çok büyük para bunlar. Fenerbahçe ve Suudi kulüpleri Ceko'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor demiş Fabrizio Romano. Yani o da ee, bu duyumu doğrulamış. Hocam peki sen ne diyorsun? Arkadaşlar Edin Ceko Bosnalı. Bosna Ersek'te. E, ve hani o taraflarda diyeyim Fenerbahçe'ye karşı bir sempati var. Yani ucuna arkasına geçilmez bir sempati var. Neden olduğunu bilmiyorum ben. Ama hani zaman zamanda bu boşnaklar falan e, belki de Elvir Boric, Balic zamanıdır falan hani bilmiyorum tam. Ama büyük bir sevgi var Fenerbahçe'ye. Novi Pazar zaten kardeş takımımız. Ben Edin Ceko konusunda herkese hodri meydan diyecek bir şey söylemek istiyorum ama yani rezil olma da var bu işin içinde. Hocam hodri meydan diyecek kadar iddialı konuşma ama bize bir çıtlat. Çıtlatayım. Edin Ceko'ya yıllık 2-2,5 milyon euroluk bir teklifimiz var. Sıcak da bakıyor. Olacak gibi de. Ama Inter'in teklifi de var. Bakalım ne olacak. Yani eğer Ceko Fenerbahçe'ye gelirse maaş yükü çok fazla olmayacak arkadaşlar. Ha olsa değer mi? Ben bir şey söyleyeyim size. Firmino. Bakın Firmino. Rogon menajeri şirketi diyor ki yıllık 4 milyon eurodan. 4 yıllık sözleşme imzala. 4'te imza parası ver. Yani toplam 20 milyon euroyu Firmino'ya ver diyor. Fenerbahçe Başkanı çekiniyor açıkçası. Yani 4'ten daha aşağı almaya. Düşünün yıllık 4 verecek olsa Firmino'ya vermez mi? Hani Firmino edinecek o hangisini seçersiniz? İkisinden birini seçin deseler. Hangisini seçersiniz? Buyurun karar size. Adana Demir Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın transferi ile için Fenerbahçe ile görüştüğümüz esnada Samet'i Galatasaray istedi. Bak, o haberi nasıl ya yanlış çarpıtıldı. Samet'i Galatasaray'da istedi. Erden Timur beni aradı. Ali Başkan'a söz verdim dedim. Şimdi burada arkadaşlar Fenerbahçe'yi kazıkladım manası falan çıkmıyor. Çünkü e, adam söz vermiş sözünü tutmuş. Yalnız ben Murat Sancan bir olayını buraya aldım. Devral transfer döneminde adı Hulk'la geçiyor Adana Demirspor'un ve Hulk'la görüştüğü, konuştuğu, yani görüntülü konuştuğu anın fotoğrafını gösteriyor. Kulübünün izin vermediği için transferinin gerçekleşmediğini söylüyor. Yanlış anlaşılma olmaz ya da olsun vizyon budur. Vizyon budur. Yani Fenerbahçe Umut Nayır'ı istedi mi? Nayır'ı ne alamaz. İmkansız diyeceksiniz. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya her oyuncumuzun isteği çok önemli. Arda Turan'da mükemmel bir profesyonel. Kim gelirse gelsin bizim herkese kapımız açık. Peki Fenerbahçe'nin bir ilgisi var diyebilir miyiz demiş. Aynen demiş Umut Nayır için. Şimdi bana şunu diyeceksiniz hocam. Umut Nair e, şey midir? Vizyon mudur? Umut Nair'ın kişiliği, karakteri vizyondur. Umut Nair çok e, entelektüel birisidir. Bunu belirteyim. Yani üniversite hukuk bölümü bitirmiş müthiş bir insandır. Kişilik, karakter süperdir. Onu belirteyim. Futbolculuğu da evet. Hani Fenerbahçe'de hani üçüncü forvet olabilecek düzeyde midir? Üçüncü forvet olabilecek düzeydedir. Ancak Şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'nin futbolcusu mudur? Ya sizin adınıza konuşayım değildir. Sergen Amzoğlu yani Kent imza parası dahil yıllık 2 milyon euro maaş alacak. Şimdi bu laf yanlış anlaşılmış. İmza parası dahil yıllık 2 milyon euro maaş alacak. Oynayacağı maç sayısına göre atacağı gollere göre 500 bin euro bonus alacak. Arkadaşlar 4 yıllık sözleşme. imza parası 4 milyon euro olsa yıllık 1 milyon euro alacaktır. 4 milyon euro imza parası olsa yıllık 1 milyon euro alacaktır. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? 4, 4, 8 yapıyor. İmza parası 2 olsa yıllık 1,5 alacak demek ki bu mantığa göre. Yine 8 milyon euroya denk geliyor. Yani uzun lafın kısası aşağı yukarı kentin Fenerbahçe'ye 4 yıllık maliyeti 8 milyon euro demek istiyor. Yine devam edelim. Scottish Sanda gazeteci Robert Thompson Fenerbahçe'nin kenti olan ilgisi yaklaşık 2 ay önce başlamıştı. <laughs> ne 2 ay lan ben Nisan'da duyumunu kapını verdim. Türkiye'ye gitmesi benim için sürpriz oldu. Çünkü İskoçya'daki insanların çoğu onun İngiltere'ye geri döneceğini, Burnley'e imza atacağını düşünüyordu. Kent İskoçya futboluna harika başladı ve Steven Gerrard, Gerrard döneminde kazanılan şampiyonlukta kilit ismindi. Celtic'in üst üste 10 sezonluk şampiyonluk serisini sonlandırdılar. Bence doğru zamanda Glasgow'dan ayrıldı. Önümüzdeki birkaç sezonda Türkiye'de neler başardığını görmek gerçekten büyüleyici olacak. Başarılı olacağına inanıyorum. Arkadaşlar kim Fenerbahçe'ye çöp diye geldiyse son dönemde başarılı oldu. Çünkü Medya Galatasaray'ın elinde. Bakın Ceko haberinde ne diyorlar? 37 yaşındaki adam alınır mı? Firmin'i alın. 30 yaşındaki adama bu para verilir mi? Lewandowski'yi alın. İşte Barcelona'da tutamamış adama bu para verilir mi? Halant'ı alın. Bu kadar para israf değil mi? Galatasaraylıların gazına gelerek konuşmayın. A plus forvet istiyorsunuz. Alın size A plus forvet. Batu bugün çoğunuz çöplüyorsunuz. Ben diyorum ki büyük bir yanılgı içindesiniz. Lan herif Premier Lig'in tozunu yutmuş. Ya Premier Lig'in tozunu yutmuş bir adamdan bahsediyorsun. Bugün 12'ye satabiliriz diyorum. <laughs> Hayal dünyasında yaşıyorsun. 12'ye nereye satıyorsun diyor. Fenerbahçe'nin Abu Meyang'a 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddiasında bulunmuş birisi. Ben bunu doğrulayamadım bilginiz olsun. Yani bu bilgi bende doğru değil. Paris Saint Germain Neymar, Mbappe ve Renato Sanchez'i satlığa çıkarmış. Haydi Ali Koç. Haydi şekerim. Yapabilirsin. Yani Paris Saint Germain başkanı kankam ona yapıyorum falan diyordun. Buyur. Wilfred Zaha için Paris Saint Germain'e Borussia Mönchengladbach teklifi yapmış. Zaten yapmasa şaşar. Yani Zaha için Paris Saint Germain'in teklif yapması şu demek. Bak Mustafa Hoca yine bildi demek Ulan biz ilgilenmesek Paris Saint Germain sokağından geçer miydi sahanın? Geçmezdi. Kurtuluş çetesi yazmış birisi. Antonio Conte, Livakovic, Devarish e, Bu arada Devarish için herkes Fenerbahçe derken Mustafa Hoca ne demişti? Hatırlayalım şekerim. Kulübüyle sözleşme uzatacak demişti. Değil mi? Söylemiştim değil mi? Ben söylemiştim. Siz kabul edersiniz, etmezsiniz. Sizin inkarınıza bağlı. Ne kadar inkar edebileceğinize bağlı. Ben ona bir şey diyemem. Hani ee, ama Deverage'in sözleşmesi Inter tarafından uzatılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Belki de diğer videoyu çekmeye uzatılmış olarak paylaşılacaktır. Ona bir şey söyleyemem. Neyse. Conte diyor, Deverage diyor, Parades, Zakaria da olabilir diyor. arada. Renato Sanchez, Zaha, Firmino, Ziyech, evet pahalı ama bana ne demiş. Bunları getirmek zor ama bana ne 5 yıldır çek dedi, zulme sayarsın demiş. Katılıyorum arkadaşa. Bunları getirmek hemen hemen imkansız ama arkadaşa sonuna kadar katılıyorum, eklemede yapmıyorum. Haklı, haklı şekerim, haklı, 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 50 kere haklı, 100 kere haklı. Lan 5 senedir çektiğimizi bir biz biliyor bir Allah biliyor ya. Ya çocuklar okula gidemez oldu. insanlar işe gidemez oldu. Niye? İşte Fenerli Fenerli ha falan diye dalga konusu yaptırdı bizi. Vallahi Ali Koç Efendi hiç kusura bakma. Mecbursun. Getirmeye mecbursun. Öyle hiç. Damı cimi falan yok bu işin. Mecbursun. Alanya Spor'dan 27 yaş, 22 yaşındaki sol açık Oğuz Aydın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi diyor. Oyuncunun olan da pasaportu var. Ben bunu niye aldım? Hocam sen de amma vasat seversin. Hayır. Ben elimden geldiğince doğru duyum veren bir insanım. Ben bunu bilerek aldım. Bu kısma bilerek ekledim. Özellikle, özellikle, özellikle ekledim ben bunu. Niye özellikle ekledim anlatayım şekerim. Oğuz Aydın alan yamaçlardan önce demiştim. Bu çocuğu dikkatli izleyin. Alıcı gözle izleyin diye. Şimdi de görüyorsunuz yaşı daha 22. Sol kanat 2 milyon 200 bin euro piyasa değeri var. Az gol ve asist katkısı var. Kabul. Yani 31 maçta 3 gol 1 asist. E, gelişimi açık bir futbolcu. Yani bu jalk yapısından çıkan ama şu an için ilgimiz yok. Evet sezon devam ederken vardı ama şu an için ilgimiz yok. TFF hukuk kurulu Kupa yer için 5 yıldızlı formayla çıktığı için Fenerbahçemizi PFDK'ya sevk etmiş. Buradan bir şey çıkmaz. İstediğimiz tişörtü giyebiliriz. Bu forma değil. İstediğimiz tişörtü giyebiliriz arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmaz bilginiz olsun. Ve ee... ve gelelim Arda Güler konusuna. Arda Güler birileri ağlar. Arda Güler, Fenerbahçe Güler. Arkadaşlar Arda Güler konusunda kasıtlı olarak, bilinçli olarak belki de e, menajerlere para verdirilerek, dünyanın meşhur duyumcularına para verdirilerek haber yaptırılıyor. 17,5 milyon euroya serbest kalıyormuş. Hadi kalsın. Hocam sen de iddialı konuşuyorsun. Bak kalır görürsün. Kalsın. Hocam 17 milyon eurodan bahsediyorsun. Bak 17,5 17 milyon euro. Bak kalır. Kalsın buyursun. Odri meydan. Hocam sen neye dayanıyorsun? Sandalyeye. Siz neye dayanıyorsunuz? Siz neye dayanıyorsunuz şekerim? Bakın arkadaşlar. Arda Güler Fenerbahçe'nin önemli, kıymetli bir futbolcusu. Arda'yı yem etmeyin. Kimseye yedirmeyin Arda. Arda bizim evladımız, bizim çocuğumuz. Kimseye yedirmeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldım. Aynı arada gülerici, ben şunu da söyleyeyim. Ee, şu kadar fiyata serbest kalır, kalsın. Hocam, bak maddesi yazıyormuş işte, el 5 bin dakika oynarsa şu kadar fiyata kalır, kalsın. Yapabiliyorsanız buyurun, kalsın. Becerebiliyorsanız buyurun, kalsın. Neden olmasın? Neden olmasın şekerim? Neden olmasın? Buyurun, kalsın ya. Ya ben olmasın mı diyorum? Ben olmasın mı diyorum? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Arda Güler benim duyumlarıma göre hiçbir yere gitmiyor. Ha! Ben 60 milyon euro dedim. Ali Koç demiş ki yakın çevresine sağlam bir kardeşime 40 milyon euroyu veren olursa Arda'yı satarım demiş. 40 milyon euro sonraki satıştan pay. Hepiniz aynı şeyi söyleyeceksiniz. Eminim hocam kimse Arda'ya şu an için 40 milyon euro vermez. Daha henüz kendini kanıtlamadı falan filan Inter falan. Bir şey diyemem. Ben ona bir şey diyeyim mi? 40 milyon euroya e, veren yoksa ben ona hiçbir şey söyleyemem. Ben duyumlarımdan mesulüm. Şekerim. Ben sizlerden mesulüm. Sizlere verdiğim duyumların doğru çıkmasından mesulüm. Gerisine ben karışamam. Demek ki neymiş? Arda Güler kalıyor konusundaki duyumlarıma güvenmeniz gerekiyormuş. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Fazla da uzatmanın bir anlamı yok. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz.